Şimdi dönelim Lübnan-İsrail hattına. Orada da bildiğiniz gibi yaklaşık 4 gün önce ateşkes başlatıldı ama Lübnan'da ateşkes dün birçok kez ihlal edildi. Ancak anlaşma kırılgan da olsa hala yürürlükte. Netanyahu ise Lübnan'ı tehdit etti. Bir kez daha Hizbullah anlaşmaya uymazsa yoğun savaş başlatırız dedi. İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki ateşkes tehlikede. İki gün dolmadan ihlal haberleri geldi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine iki hava saldırısı düzenledi. Buna gerekçe olarak Hizbullah üyelerinin faaliyetlerinin tespit edilmesi gösterildi. İlk saldırıda orta menzilli roketlerin bulunduğu silah deposunun vurulduğu belirtildi. İkinci saldırıda roket fırlatma alanlarından birine giren iki Hizbullah üyesinin hedef alındığı açıklandı. Hizbullah'ın gün boyunca ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği öne sürüldü. Lübnan ordusu ise İsrail'i birkaç kez ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Sınıra yakın Markaba kasabasını hedef alan saldırıda iki sivilin yaralandığı belirtildi. Gerilim sürerken İsrail ordusu bazı yerlerde Lübnanlıların evlerine geri dönüşüne izin vermiyor. İsrail'in kuzeyine de dönüşler başlamadı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bölge sakinlerinin evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak için ateşkesi ateşle sağlayacaklarını söyledi. Bu prensibi çok ama çok güçlü bir şekilde uygulayacağız dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası ilk kez konuştu. Hizbullah'ı tehdit eden Netanyahu, anlaşmanın ihlali halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanmaları için talimat verdim dedi. Peki Gazze'de son durum ne? Lübnan'daki kırılgan ateşkes Gazze için umut olamıyor. Netanyahu, Hamas'la esir takasını mümkün kılacak geçici bir ateşkese hazır olduğunu, ancak saldırıları tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Netanyahu, Gazze ve Lübnan'daki durumun birbirinden farklı olduğunu da savundu. İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmaya, ancak Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemeye çalıştığını söyledi.